İnsanların köpeklerle olan duygusal bağının derin bir geçmişi var. Köpekler tarih boyunca yaptıkları fedakarlıklarla insanların koruyucuları, av arkadaşları ve en güvendiği dostları olmayı başarırken, işlerin tersine gittiği durumlarda ise en çok korktuğu hayvanların başında geldi. Bu korku, insanlar için bazen tehlikeli olabileceklerini işaret eden, kanunlarla zorunlu kılınan bir tabelaya bile neden oldu. Bazen halkı korumak için polis ve kolluk kuvvetlerin silahı konumundayken, bazen gangster ve çetelerin insanlara korku salan bir silahı konumuna geçti. Tüm dünyada hem hakaret hem de övgü anlamlarını bir arada taşıyan başka bir hayvan yok. Peki it ya da köpek demek gerçekten hakaret mi? Köpeğin özgün Türkçe'de adı ittir. İt kelimesi yerine köpek sözcüğü 14. yüzyılda iri bir köpek cinsi anlamında kullanıma girmiştir. İt kelimesi tarihte bilinen ilk kez Orhun yazıtlarında it yılının 30. ayında 36 yaşında öldü şeklinde geçmektedir. İt kelimesi Türkçe'de değersiz, terbiyesiz kimse anlamına da gelir. Çok ilginç ki kurtları ilk evcilleştiren insanlar arasında olmamıza ve kurt hayvanının biz Türklerin kültüründe yol gösterici ve cesur gibi kutsal bir yeri olmasına rağmen it kelimesinin ise daha çok sahibine ihanet eden köpek anlamına evrildiği görülüyor. Bu iki hayvanın ayrımını günlük kullanılan atasözlerinden de fark edebilirsiniz. Sözcü gazetesinin haberine göre 2021 yılında bir milletvekiline köpek denmesi üzerine açılan davada yargının köpek kelimesini hakaret olarak tanımlamaması üzerine sanık hakkında beraat kararı verilmiş. Bazılarınız bu kararı haklı bulabilir, bazılarınız kızabilir. Ama gelin gazeteden okumaya devam edelim. Mahkemede köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri, bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığı, köpek dendiğinde hakaret iddiası mevcut olsa da köpeklerin de diğer hayvanlardan farkının bulunmadığı, köpeklerin zaman zaman evimizde bizimle yaşayan, deprem gibi doğal afetlerde hayat kurtaran, uyuşturucu maddelerde suç ve suçluyla mücadele esnasında yardımcı olan sevimli dostlarımız olduğu ifadeleri yer verilerek köpek demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği kaydedilmiş. Fakat yine 2021 yılının son aylarında Vatan Gazetesi'ndeki habere göre ise Yargıtay'ın köpek kelimesini bu kez suç saydığı görülmüş. Köpek kelimesinin tüm dünyada insanlara kullanıldığında kötü ve ihanet eden kişi imajına sahip olmasının kökeninde ise iki tane temel neden yatıyor. Birincisi köpeklerin insanların yiyeceklerini çalması, ikincisi ise bu hayvanları beslemeleri ve sahiplenmelerine rağmen köpeklerin zaman zaman içgüdülerine kapılarak sahiplerine, kabile bireylerine veya evcilleştirdikleri diğer hayvanlara saldırarak zarar verip ihanet etmesidir.